Anlatıyorlar gerçekten. Fakat bir insanda eğer hocamızın anlattığı şey çok önemli. Ona bir hayranlık, onu yaratana, Yüce Allah'a olan bir hayranlık olmadan onu takdir etmek ne işine yarar? O nasıl bir zevk verir? Gerçekten takdir ettikleri şeyi yaratan Yüce Allah'ı takdir etmeleri gerekir ki bu dünyadaki o nimetlerden zevk alsınlar, cennetten zevk alsınlar. Zaten biz de buna uğraşıyoruz. O yüzden Kur'an'da biz sevginin önemine çok dikkat çekiyoruz. Biraz evvel Didem'in anlattığı konuyla ilgili ben bir İncil sözü okumak istiyorum. Çok önemli gerçekten. Paulus'tan Korintlilere 1. mektup 13'e 4 ile 8. pasajlar şu şekilde belirtiliyor. Sevgi sabırlıdır. Allah sevgisi tarif ediliyor burada. Sevgi sabırlıdır. Sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz, sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir, sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır. Sevgi, yani Allah sevgisi asla son bulmaz diye Allah belirtmiş. Çok güzel sözler gerçekten. Biz işte bu ruhu anlatmaya çalışıyoruz. Biz Allah için her şeyin yapılabileceğini göstermeye çalışıyoruz. İnsanın hayatı Allah'a yöneliktir. Yani bütün hayatı boyunca Allah rızası için yaşar. Biraz önce Gülşah da söyledi. Bizim için zorluklar o ameli gerçekleştirmemizin önünde bir engel değildir. Yani bizim için herhangi bir, mesela biz tatile çıkmayız, işte boş vakit geçirmeyiz. Eğer bir konuda vaktimizi ayıracağımız şey Allah rızasının en fazlası değilse o zaman ona hiçbir zaman vaktimizi harcamayız. Mesela biz şu anda buraya geldik konuşuyoruz. Başka bir şey de yapabilirdik. Hayır, en fazla Allah rızasının en fazlası bu olduğu için buradayız. Biz insanlara sevgiyi aşılamayı istiyoruz. Çünkü yıllardır yobazlık sevgiyi aldı götürdü Müslümanların içinden. Bütün inananların içinden aldı götürdü. Peygamberimizin dönemindeki sevgi anlayışı, Kur'an'da anlatılan sevgi anlayışı yaşanmamaya başladı. Biz bunu yeniden inşa etmekle sorumluyuz. Çünkü Kur'an'da bu bütün Müslümanlara verilmiş sorumluluk. Yani yalnızca biz sorumlu değiliz. Bütün Müslümanlar bunlardan sorumlu ama birilerinin onları harekete geçirmesi ve doğruyu anlatması gerekiyor. Çünkü pek çok kişi geçmiş toplulukların etkisinde, pek çok kişi geçmiş geleneklerin etkisinde Kur'an'ı bilmiyorlar. İşte bu yüzden anlamaları gerekiyor. İçindeki sevgiyi ve Allah için bir yaşantı olduğunu, insanın her saniye Allah için yaşayabileceğini, her vaktini, her amelini Allah'a adayabileceğini bilmeleri gerekiyor. İnsanın ayrı bir hayatı, bir dünya hayatım var, bir kendi yaşantım var, bir Allah için yaşantım var diye bir ayrım yapamaz insanın. Böyle bir hayatı yok. Hayat yalnızca Allah için yaşanır, yalnızca ve yalnızca. Gerçek hayat ahirettir. Allah sadece imtihan için bu dünyayı verir. İşte o yüzden Allah'ın ayette belirttiği gibi ölümü ve hayatı Allah bizi denemek için yarattı. Biz ona göre bir tavır göstermek mecburiyetindeyiz. Allah'ı razı etmekle, yani işte Allah sevgisi budur zaten anlattığımız. Allah'ı razı etmekle sorumluyuz inşallah. İnşallah.